Yeni videoya hoş geldiniz. Bu saate kadar beklemek zorunda kaldım çünkü yüzüm çok kötüydü dedim böyle video çeken. Şu anda pek iyi değil. Aldırınca da böyle kabarıyor işte. Güneş kremi süreceğim. Ve sizlerle beraber bugün gelen tüm ürünleri beraber deneyeceğiz. Çok güzel şeyler aldım. Aşırı güzel. Birisi demiş ki bu kadar aldım bir yere gitmiyorsun ki giyecek misin? Yemin ederim hevesini sömürüyorlar ya. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Bir çamaşır sepeti dolusu kıyafet. Şimdi Trendyol'da alışveriş yaptım ve bir mağazadan alışveriş yaptım. Bunların linkini Instagram'dan paylaşıyorum. Öncelik olarak şöyle ikili bir takım aldım. Ben bol giymeye alıştığım için bu takımı pek beğenemedim. Şöyle üst bu altıda bir dakika altını bulamadım şu anda altıda yine böyle bir ürün kumaş kalitesi güzel bu ikili takımı 500 TL'ye aldım Trendyol Körbün ürünü XX large ama bir beğenmedim gibi. Şimdi bu pantolon ve bir dakika şu pantolon aynı mağazadan. Bunların linkini Instagram'da paylaşıyorum bakın. Bunlar 44 beden. Şöyle bir palazzo diyorlar. Ben yanlış telaffuz edince linçliyorlar. Bir bu renk. Bir de bu renk. İstanbul'daki arkadaşımda giydiğim pantolonlardan çok hoş duruyorlar. 44 beden aldım. 2 tane. Yine Körbün ürünü 46 beden. Şöyle bir pantolon aldım. Ama kalıbı bence dar. Şu en güzel parçalardan birisi bu. Körbün ürünü 44 beden bol paça pantolon. Keşke bir sürü rengi olsa sadece bu rengi var. Ondan sonra böyle bir tişört aldım. Dedim hem ben giyerim. Nehir giyer, Rabiş giyer hiç fark etmez. Sonra şöyle iki tane atlet aldım. Ama bunları aldığım şeyin içine giydiğimde çok kalın oldu. Ama bu pantolonların üstünde güzel gidiyor. Sonra şöyle bir tişört aldım. Manken de güzel duruyordu. Bakın şurada şöyle bir şey var. Bakalım bende nasıl duracak. Bunu hiç giymedim. Sonra da şöyle bir tül üst. Çok güzel ama. İnanmayacaksınız ama bu Odesk'in ürünü ve 42 beden. Şöyle güzel uzun bir etek, çok hoş, çok güzel. Sonra evet, iki tane tişört daha var. Bu tişört iç gösteriyor. Bunun içine ne giyeceğimi bilemiyorum. Şu detayları hoşuma gitti. Sonra da bu tişört. Bu da 44 beden ama kalıbı küçük. Arkasında da şöyle bir esneme payı var. Son bu değil bir şey. Geçenlerde de şunları aldım. Nereye koyayım bunu? Gelme buraya. Zorundayım. Şöyle bir pantolon aldım. Çok hoş. İlk defa yırtık kot giydim. 44 beden. Haydi hepsini deneyelim. Bak şu kombini yapmak istiyorum. Yırtık kotum var. Şöyle bir tane atletim var. Ve bu. Bakalım olacak mı? Umarım güzel olur. Bir deneyip geliyorum. Saçımı da bu zamanda açacağım. Hiç güzel olmadı. Böyle ne oldu bu? Bir dakika. Hoş olmadı. Bayağı kötü durdu. Baksanıza. Kötü. Çok kötü. Göbek zaten 10 metre çıktı. Buralardan bir şeyler daha çıktı. Hiçbir türlü gideri yok.
Sabahki giydiğim kombin ne daha güzeldi. Şimdi şurada böyle bir tane bunu aldım, blazer ceket. Bu da Trendyol Körbün ürünü. Bu da 42 beden. Gerçekten daha ne kadar iğrenç bir kombin yapabilirim. Aklı çalışmaya. Hoş geldin. Berbat. Olmaz. Şimdi bunu değiştirirken şu pantolonla bir giyeyim dedim. Bir nevi belki. Bir bakalım. Bununla da böyle oldu. Belki. Yes. Bu da hiç olmadı değil mi? Pantolon çok güzel. Aşırı güzel. Bu pantolonla şu uyumlu olur mu? Şu türü bir çıkarayım. Bakın şimdi. Bu blazer ceket bir küçük bana. Ama şu kombin bir de efsane bence benim için. Benim için olmayabilir ama çok hoş. Şey böyle, bu 42 beden, o yüzden biraz dar. Ama benim daha 20 kilo vermem gerekiyor, o yüzden buna güvenerek bunu aldım. Şöyle bir kombinim var, onu göstermek istiyorum. Bir tane de elbise aldım. Ben geçen hafta 4000 liralık alışveriş yaptım. Bu hafta da 3000. Şimdi diyeceksiniz ki Gizem neden bu kadar çok harcıyorsun? Ben bunlardan para kazanıyorum. Verdiğim linklerden sizler alışveriş yaptığınızda ben para kazanıyorum. Şöyle bir tane X-Large bir elbise aldım. Bu elbiseye bayıldım. Bunun içine giyeceğim ve size göstermek istiyorum. Hemen. Bir dakika. Bu kombine bayıldım ama tabii ki TikTok canlı yayındakiler olsun, İşte Instagram'dakiler olsun asla beğenmediler. Benim için çok hoş bir kombin. Benim çok hoşuma gitti. Elbise çok zarif bir elbise. Bakın ben 95 kiloyum. Kocaman bir göbeğim var. Ama X-Large bu elbise bir sürü rengi var. O kadar güzel ki. Bu da Trendyol Milla ürünü. Bu kör ürünü. X-Large ve 42 beden. Çok güzel. Benim böyle çok güzel hissediyorum. Şimdi size aynadan göstereceğim. Bir dakika. Ver misiniz bakın. Çok zarif duruyor yani. Ben çok beğendim. Benim çok hoşuma gidiyor. Benim zaten popom yok. Göbeğim var. Ama göğüs kısmı falan olsun çok hoş duruyor. Tabii ki bunu bir de gömlekle göstereceğim. Bir dakika. Beyaz bir gömlekle giydim. Bana gömleğin önünü bağla demişlerdi. Bağlayalım bakalım. Nasıl olacak? Ama göbekten dolayı bence hoş durmaz gibime geldi. Şöyle bir yaptım. Elbise oldu belli olmuyor ki. Hoş değil. Açık. Bu gömlek değil. Bu gömlek benim de ama ben bunu kaç kere giydim. Giymemişimdir. Nehir giymiştir bunu. Bu nasıl? Saçlarıma ne yapabilirim? Şurada önden bir şey yaptırsam. Hiç olmayacak bir şey yaptı. Sizce mantıklı değil mi? Altı etek gibi duruyor. Ve göbeği az da olsa kapattı. Çok mantıklı. Al işte. İstersen çıkart elbise. Oha çok iyi. Siz kesin beğenmeyeceksiniz ama bana çok mantıklı bir hareket geldi. Ne göremiyorsunuz? Etek ve bu.
Bakınız bu da böyle. Anne çorba içecek misiniz? Ben içmeyeceğim. Arıklığı için falan kusura bakmayın da. İşte bu. Normal. Şu anda sana cevap veremem canım. Çok hoş. Gerçekten çok güzel. Bilber evin barkın yok mu? Nasıl? Çok hoşuma gitti. Yorumlarınızı çok merak ediyorum ya. Çok büyük bir linç yiyeceğim. Ya da hoşunuza gidecek bilmiyorum. Buna TikTok'ta şey yazmışlar. 40 yaşındakiler gibi giyiniyorsun. Böyle bir şey oldu. Bunun üst kısmını beğenmedim demiştim Instagram'da. Onlar da bana üstüne bol bir tişört giy demişti. Yani arka kısmı bol. Şurası. Bakın. Ya böyle giyilebilir belki. Ama dediğim gibi ben paçalar için almıştım. Şöyle bol olmasından hoşlanmıyorum ya. Ama dursun. Bu gömlek de gömlek gibi şurası. Burası normal tişört. Benim çok hoşuma gidiyor şu tişört var ya. Bu da Körbün ürünü. Bu da Körbün ürünü. Bir tık daha yüksek. Buraya pencerenin önüne koyduğum için tam açıyı ayarlayamıyorum. Tripod da düşer diye koyamıyorum. Bu da. Işık da böyle gözüküyor. Bence hoş ama benlik değil. Ben beğenmedim. Daha farklı nasıl kombinlenebilir? Yorumlarda bir yazın. Pantolon böyle. Benlik bir pantolon değil, benim dediğim dar paça olmalı. Göbekten dolayı. Güzel bir kombin olacaksa bununla bu. Bak, hoş, çok güzel, temiz. Giy çık. Sizce mantıklı mı? Mantıklı. Buna nasıl bir çanta gider? Şuradan. Şöyle bir çantayla güzel olur mu? Şöyle. Sizce çok hoş. Bence güzel. Bekliyorum yorumunuzu. Bu ikili takım da böyle ama benlik değil çünkü ben bol şeyler seviyorum. Bu çok yapıştığı gibime geldi. Fikirlerinizi bekliyorum bununla ilgili. Üstü falan çok hoş da bir dakika öbür taraftan da göstereyim. Şimdi kaça bölüyorum? YouTube'a video çekeyim. Ama bir şey söyleyeceğim, çok hoş. Gerçekten. Hani böyle bir 10 kilo daha versem bu bana çok güzel olur. Böyle de giyilebilir mi bilmiyorum. Yorumlarınızı yine bekliyorum. Bu da böyle bir takım. Bunu da 500 liraya aldım. Bu da Körbün ürünü. Bir büyük bedenini almak istiyorum çünkü zayıflamam gerekiyor. O yüzden bunu aldım. Kalıbı küçük bence. Bakın şöyle şurada bir detay var. Bu detay çok hoş. Bu olmadı. Yani annemin pantolonuyla daha iyi olmuştu. Şuradan şöyle bir salam gibi fırlıyor. Ama anneminkine daha iyi olmuştu. Bu da Trendyol'dan. Kolları falan çok hoş. Şurası yırtılmış. Çünkü giyerken zorluyorum. Normalde güzel oluyordu annemin pantolonuyla. Bu da böyle. 42 beden. Sırt detayı da böyle. Bu pantolon olmadı bu. Diğerini giyip geliyorum. Niye böyle fışkırıyor buradan ya? Bu da çok hoş. Ama pantolon tercihi yanlış. Bu bej daha iyiydi. Bu benim böyle göbeğimi buradan sıkıştırıp dışarı vuruyor. Galiba şeyden dolayı. Burası biraz fazla sıkıyor. Ama güzel parçalar. Üst de çok hoş. Bir dakika göstereceğim. Bakın tişört çok güzel. Bu tişört de kaç bedendi? Yazıyor olması lazım.
XX large. Ama çok hoş. Tişörtü çok beğendim. O bol poça bej vardı ya. Trend Yol Körbün ürünü. Bundan değil. O çok güzel olmuştu. Bir de onunla giyip geleyim, bekleyin. Bakın. İşte bu. Bence böyle çok aşırı hoş. Ve güzel yani. Ben çok beğendim. Hemen size şöyle koyayım. Bir de buradan böyle bakın. Bu kombin de benim çok hoşuma gitti. Buna uygun bir çanta olur mu diye bakmak istiyorum. Sizce bu kötü mü durur? Bir de mesela böyle bir kemer olsa olmaz mı? Kemeri de çıkarmak buradan bir yolu. Şuraya şöyle bir kemer taksak. Nasıl olur? Bir dakika, çantaya da uyumlu oldu kemer. Sizce saçmalama gizem dediğim var gibi. Ama bence de olabilir belki. Bence olabilir ya. Bu tişört de böyle duruyor. Aa, ben kendiki gibi güzel duruyor. Ben beğendim. Baksanıza hiçbir şey yok ama şak diye duruyor. Çok hoş bence. Böyle önünde böyle detaylar olan tişörtleri seviyorum. Kolu da kapatıyor. Güzel bence. Ama işte ben bunu her zaman giyemem. Çünkü buralarımda hemen kıl çıkıyor benim de. Aldırmak zorunda kalıyorum. Aldırdığımda yara oluyor. Hep sıkıntılı zaten. Vücudum çok sorunlu. Aynada da böyle gözüküyor. Ben tişörtü beğendim. Olmaz diye düşünüyordum ama güzel oldu bence. Yani hoş. Alınmalı. Lacivert bu arada. Siyah değil. Ya da emin değilim, siyah mı? Bunun bedeninde XX large olması lazım. 44. Evet. Bu da son bir parça. Böyle. Kol detayları var. Beyaz düz tişört aslında. Böyle. Son parça da bu atletti. Bununla güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Ama gömlek de giymek istiyorum. Çünkü kollarımdan dolayı rahat edebileceğimi düşünmüyorum her zaman böyle. Bir gömlek edinelim. Kollarım hem psikolojik olarak hem de etrafın şeyiyle beni rahatsız ediyor. Yani böyle de olabilir. Deliği var. Şöyle içine soksam. Bence hoş. Güzel oldu. Soft durdu. Buna da nasıl bir çanta? Şu çantayı giyebileceğim hiçbir şey yok bunda. Nasıl? Böyle gitsem olmaz mı? Keşke sizi bir tık daha kaldırabilsem ya. Ben buraya gitmek istiyorum bir yere. Aslında daha zor bir işlem var ki bunları toplamak. Ben ev halime geri döndüm. Saçımı da topluyorum. Gidiyorum. Videoyu beğenir misiniz, beğenmez misiniz bilmiyorum. Ama önerilerinizi bekliyorum. Hakaretleriniz değil. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Tüm hepsinin linkini
Instagram'da paylaşacağım. Buradan paylaşmam pek mümkün değil. Ama Trendyol Milla ürünleri hepsi. Sadece o iki pantolon hariç. O da Rick Nice diye bir mağazadan. Dediğim gibi Instagram'dan takip edenler zaten bilirler ve de bulurlar. Bana mesaj atarak linklere ulaşabilirsiniz. Görüşürüz, bay bay. Ya ne var, beni etikette görecekti. Belki geri iade edecekti. He, kullan kullan. Kırgın çiçekler de vardı ya. Ay esiyor, çok şükür Rabbim. BİM'e gidiyoruz. Kartım bloke oldu ama ben... Dön buraya. Mükemmel kombini. Çek baba. Jilet. Terlikler 66 TL. Fit check yapıyoruz. Git geri git. Bu takımın altı ama parasını bilmiyorum çünkü iş bilmiyorum. Bu unuttum. Bu da kaç paraydı unuttum. Fit check. Kolye. Kolye de Kübra'nın hediyesi. Yani hepsi beleş. Hı.